Lezzet yolculuğu bu hafta hayranlık uyandıran tarihi ve doğal güzelliklere sahip Ilgaz ve Küre Dağları gibi dünyaca ünlü milli parklara ev sahipliği yapan Batı Karadeniz'in incisi, sarımsağın birincisi Kastamonu'da. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen bu güzel diyardaki lezzet yolculuğumuz başlıyor. Tarihi 450 yıl öncesine dayanan bir alandayız. Kastamonu'ya, Taşköprü'ye gelmişken köyümüzde sırık kebabı yapmadan dönmek olmaz. Zaten tavaya gidene kadar karabiberler havada. Hapşıracağız şimdi bak. Sarımsağın başkenti Taşköprü'deyiz. Çek! Bismillahirrahmanirrahim. Aslan! Çek! Haydi aslanlar! Çek, 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 çek! Şimdi size geleneksel en ünlü Kastamonu yemeklerini anlatacağız. Muhteşem bir şov. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Efendim halk eğitim, Taşköprü halk eğitim usta öğreticileri. Kastamonu yöresine bayılırız halk oyunlarıyla, folklorik yapısıyla müthiştir. Ama Taşköprü de çok ayrıdır. Sarımsağın başkentindeyiz. Taşköprü'ye bağlı Armutlu köyündeyiz. Söylememe gerek yok efendim. Ormanlarıyla meşhur, yakın zamanda da yayla turizmiyle iyice gündeme gelmiş olan Armutlu'dayız. Muhtarımız burada, Haluk abimiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Muhtarım size çok teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğiniz için. Soralım bakalım menüde neler varmış Armutlu köyümüzde. Buyurun. Anneciğim nasılsınız? İyilik sağ olun. Çok güzel bir köy burası. Kastamonu çok asil bir yer. Taşköprü de Kastamonu'nun gözdesi. Ne yemekler olur Taşköprü'de, Armutlu köyünde? Armutlu köyünde köy böreği eskiden, değmenlerden kül çöreği. Kül çöreği. Değmenlerden kül çöreği. Sırık kebabı. O da meşhur. Çok lezzetli kuzuların diyarındayız. Un sırık kebabı. Yok yok yani bugün hanımefendiler için güzel tarifler yaprak var. Yaprak sarmamız. Yani Taşköprü usulü yemekler için hazırsanız ayrılmayın bir yer. Biraz köyümüzde gezelim. Vakit geçirelim, ardından yemeklerimizi anlatalım. Kastamonu'ya, Taşköprü'ye gelmişken köyümüzde sırık kebabı yapmadan dönmek olmaz. Buradaki sırık kebapları çok lezzetli. Lokum oluyor. Kuzudan mı, ustadan mı, usulden mi bilinmez ama gördüğünüz gibi manzara şu. Kuzularımız tahta düğmelerini iliklemiş, ustaya saygıyla dönüyorlar. Evet, doğrudur. Nasılsınız usta? Sağ ol. Nar gibi kızarmışlar. Şimdi kapalı alanlarda pişen kuzu çok daha yumuşak oluyor. Buradaki usul çok doğru. Tuğlayla etrafı örülmüş tıpkı Kastamonu'nun kuyu kebabı gibi. Yani kuzudan anlıyorlar pişirmekten. Burada da aynı teknikle yumuşacık olacak yağları altına damlıyor. Onlar pişerken ben biraz daha köyümüzü gezmek istiyorum. Ustamıza da kolay gelsin diyoruz. Sağ olun efendim. Şimdiden elinize sağlık. Şerife annem diyor ki, hoşaf keşkeksiz, keşkek de hoşafsız olmaz. İkisi ateşte birlikte pişerler. Burada üzüm hoşafımız var, keşkeğimiz var. Keşkek tabii ki en fazla düğünlerde hazırlanır. Evet. Şerife anneciğim bu tavuklu değil mi? Tavuklu.
Şimdi bunun hangi işlemleri kaldı? Hiçbir işlemi kalmadı bunun. Biraz daha yağ atıp biraz daha karıştıracağım. Keşkek, hoşaf için teşekkür ediyoruz. Şerif annemize, ablamıza. Gidelim bakalım başka neler oluyor. Taşköprü'de halk eğitimimiz çalışıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi hanımefendiler birbirinden güzel el emeği, göz nuru, bu perde kenarları, masa örtüleri, ağaçta tabii, ahşapta evet. Meşhur Taşköprü'de ahşapta sanata dönüşüyor. Bağlama kesmece dediğimiz mesele nedir? Burada ilk defa duyuyorum. Tığ veya şişle yapılmıyor. Evet, elle bağlıyorsunuz. Elle bağlıyorsunuz sabırla. O zaman buranın insanı güzel ayakkabı bağlar. Bağlar herhalde. Bunu kaç kere bağladınız? Eski insanlarımız böyle bunları yaparlarmış. Tüm masayı bağlarmış. Sonra şimdi yetişenler yeniden başladı. Peki ağaç nasıl sanata dönüşüyor, ahşap? Evet. Böyle oluyor o da. Kendimiz boyuyoruz. Çeşitli dekoratif süslerimiz var. Onlarla süslüyoruz. Ne böyle kutular mı? Tabii bunlar yatak kutuları. Tepsiler. Bu yine sadece el çizimidir. Fırçayla el çizimidir bu. Yine bu, çerçeveler bu, yapılıyor. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şu yan tarafta da ıhlamurlar falan bir şeyler görüyorum ama ıhlamur baskı bakalım nasıl oluyormuş. Anlatalım bilmeyenler için ıhlamur baskı. Ellerinize sağlık. Ihlamur baskıyı anlatıyorum şimdi. Ihlamur baskı eski sofra bezleri deriz, yani masa örtülerinde kullanılan geleneksel baskı çeşididir. Ihlamur ağacından yapılır. Önce kalıp hazırlanır. Bunlar çok kıymetlidir. Ama işte bu hünerli ellerde dile gelir. Peki sadece masa örtüsü mü yapılıyor? Hayır, sadece masa örtüsü değil. Bayağı çeşitlendirmişsiniz. Evet, biz onu biraz çeşitlendirdik şu şekilde. Çantalar, heybeler, şallar. Şu şekilde. Elbiseler, hatta önlükler. Onlar da mı yaptınız? Tabii ki şallarımız var. Pompei polis, taş. Tabii burada tarçası. Evet. Biz hemen onu. O yüzden mi herkesin yüzü gülüyor burada? Evet. Çantalarımız var şimdi. Şimdi de erzak torbaları yaptık şöyle. Çok güzel olmuş. Evet. Taş baskı aidiyetten Sakın'daki kumaşta buranın Azdava ilçesinden aldığımız kumaşlarla yapıyoruz. Azdavay bayır bayır, Azdavay bayır bayır. Evet. Türküden hatırlatalım dedim. Çok güzel olmuş. Her şey çok güzel. Perde çok ilginç. Hem baskı hem etrafı işlenmiş. Onu farklı şöyle tutalım. Üf. Ihlamur baskı yine işlemeler evet, var. Evet. Üzerinde de işlemeler var. Teyzelerim bağlamış. Evet. Bağlama yine el işi var. Bu da bizim kendi tasarımımız. Çok güzel olmuş. Evet. Peki izleyicilerimiz, çocuklar, gençler bilmiyor olabilir, görmemiş olabilir. Şu ihlamur baskıyı gerçekleştirebilir miyiz? Tabii ki. Şöyle yakından ben size göstereyim. Bu ıhlamur ağacıdır. Hafiftir ve en iyi boyayı bırakan evet. ağaçtır evet. dokusuyla. Bu ağaç olması lazım. Başka ağaçtan olmaz değil mi? Çamdan olmaz, kavaktan olmaz, gürgenden olmaz. Yapılıyor ama çok kalıcı olmuyor. En sağlıklı ıhlamur ağacı. Şeklini bozmuyor çünkü. Evet. Şimdi hangisinden yapalım? Boyamız kök boyası. Boyamız kök boya. Kendimiz hazırlıyoruz malzemelerimizi. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi Taşköprü Hanım'la çok amarat. Yani 10 parmaklarında 25 marifet var. Söyleyeyim. Şimdi burada da kilimler dokunuyoruz. Bu evet. Koyun. Tabii ki hakiki koyun yünden. Yünden yapılıyor. İplerimiz kök boyayla boyanıyor. Desenler böyle midir karakteristik? Bu geometrik çalıştık biz bu tezgahta. Çok güzel, ellerinize sağlık. Burada yine heybeler, cüzdanlar. Bizim hanım yaşadı bu bölüm. Bu da seninmiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun inşallah. Bunun içine paraları koyacaksın. Kredi kartlarını. Bir daha bu fermuar açılmayacak. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sırada dillere destan Taşköprü yemekleri var. Şimdi görüyorsunuz bir taraftan tencerelerde bir şeyler kaynıyor. Hazırlık var.
Neler yapacağız? Tatlımız? Un helvası. Un helvasıyla başlayacağız. Evet. Şöyle. Burada? Köy böreği. Düğün köy böreği, böreği yapacağız. Umat çorbası. Hasta çorbası da diyebiliyoruz. Evet. Hastaların evet. Şifası. Evet. Peki ne ile başlıyoruz hazırlıkları güveç anlatmaya? Güveçle başlıyoruz. Evet. Güveci ısıtmışsınız. Evet. Onun ısınması 10 dakika sürüyor zaten. Evet. Önceden güveç bu kabı olur. Isıtmak lazım. Evet. Şimdi güvecimizin malzemelerini sayıyoruz size. Etimiz var. Kaburga mı? Ne o? Kaburga. Kaburga, kaburga da var. Yağlı et. Evet. Yağlı et var. Meşhur Taşköprü'nün sarımsağımız var. Pul biber. Baharatlarımız var, tereyağımız var. Karabiber, tuzumuz, sıvı yağımız. Sıvı yağımız var. Domates. Domates, patates, biberimiz. Ve yine soğanımız var. Başlayalım. Önceden kabımızı ısıttık, toprak kabımızı. Şimdi ilk olarak etimizi ilave edeceğiz. Yani bu çiğden gitmiyor. Evet. Biraz kavuruyoruz bunları değil mi anne? Kavuralım etleri. Ve şifa deposu. Sarımsağımız. Bol sarımsak gidiyor. Güveç. Tamamdır. Harika oluyor. Üzerine alüminyum folyo ile kapatıyoruz. Ocağa göndereceğiz. Ocağa göndereceğiz. Kuzuların yanına gönderelim onu da. Çevirdiğimiz kuzuların. Güvecimiz tamam. Böyle. Sırada ohmat çorbamız var. Tencerenin içi şifa dolu. Ohmat çorbası yapıyoruz. Bakır tenceremizde suyumuz kaynıyor. Bakırdan mı olması bakırdan lazım? Bakırdan daha güzel olur, lezzetli olur. Kalaylanmış bakır da olacak. Evet. Nelerdir ohmaçın malzemesi? Şimdi ohmaç, un, sarımsaklı yoğurt, tereyağı, üzerine bunlar, pul biber, nane, karabiber. Tuz, sıvı yağ. Evet. Malzemelerimiz bunlar. Ama ohmaçın özelliği hafif hafif suyu verip, unu nemlendirip böyle topak topak yapmak zorunda. Evet. Bulgur şeklinde getireceksiniz. Evet. İsmi de oradan geliyor, ohmaç. Evet. Ovuyorsunuz. Böyle oluyor. Evet. Suyu fazla atarsanız krep yaparsınız. Evet. Ama dengeli bir şekilde suyu gönderiyorsunuz. Unumuzu pirinç şeklinde, bulgur şeklinde getiriyoruz. Evet. Ardından diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Evet. Bakalım sıralama nasılmış? Kaynayan suyumuza hamurlarımızı ekledik. Evet. Orada da dikkat ediyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Şimdi burada ne vardı? Tekrar hatırlatalım. Sarımsak, yoğurt var. Su. Su. Sarımsak, yoğurt var. Evet. Sarımsaklı, yoğurtlu su. Evet. Gönderiyoruz içine. Şifa kaynağı sarımsağımız. Şifa burada işte. Evet, şifa burada. Bundan sonra hangi malzemeleri ekliyoruz? Bundan sonra tereyağı. Tereyağımızı kızdıracağız. Kızartacağız. Sonra nane ile. Pul biber. Nane, sos. Sos, evet sos dökeceğiz. Yapacağız. Evet. Cos diye bir ses gelecek, evet. Ardından servise hazır olacak. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ohmat çorbamız böyle işte. Evet. Herkese tavsiye ediyoruz kış aylarında. Mutlaka tercih edilmesi lazım. Evet. Sırada köy böreği var. Sırada köy böreğimiz var. Yufkalardan hazırlanıyor. Ayşe ablamız yapacak. Malzemelerimizi anlatıyoruz. Karabiber var. Tuzumuz var. İki yumurtamız var. Katı yağımız var. Sıvı yağımız var. Sıvı yağ ve margarin var. Evet, pul biberimiz, soğanımız var. Önceden yağlanmış bir tepsimiz var büyükçe. Evet. Tereyağıyla margarinle mi yağladınız? Bunu kızarsın diye galiba altı güzelce. Hem altı kızarsın hem bir şey yapmasın diye. Tutmasın diye evet, aynı zamanda. Bak, önceden hazırlanmış yine yufka ekmeklerimiz var. Evet. Bunlar böyle kesilecek mi bunlar tek tek? Bunlar şimdi kadayıftan biraz irice kesilecek. Keselim mi o zaman? Ve kavrulmuş soğanla karıştırılıp iç malzemesi. Yani bir içi var. İçi. Hazırlayacağız. Evet. Burada. Burada. Hazırlayalım o zaman. Önce tamam. İçini hazırlayacağız. Tamam. Önce ekmeklerimizi keselim. Biz bir tarafında soğanla kavurabiliriz. Tabii ben kavururum. Soğan işleri bende Ayşe ablacığım. Merak etmeyin. Soğan işi bende hemen. Ben soğanları kavuruyorum. Ayşe ablamız da yufkalarımızı ince ince kıyıyor. Tamam. Teşekkür ederim.
Tenceremizde hazırladığımız iç burada. Şimdi böreğimizin katmanları geliyor yufkalarla. Bakalım ne olacak oralarda. O banderdemiz nedir acaba? O yağ. Ne yağı? O sıvı yağ. Normal sıvı yağ. Evet. Olay yağlanması için bu bütün ekmek var ya. Ha, bu şekilde katlıyorum. Bu şekilde fırça görevi görüyor aynı zamanda. Evet. Fırçasız işimiz oluyor. Yani. Yufkayla yağlamalar yapılıyor. Her katta yağlama olacak mı? Evet. Olacak. Kaç katlı olacak bu yufka? O artık şeye göre. Malzemeye göre. Malzeme. Elimizdeki malzemeye göre katları çıkabiliyoruz. Zaten evet. İçinde de var karışımı. Yumurtalı, soğanlı, yağlı. Bunlar böyle bu şekilde hazırlanıyor. Her katmanı içi seriliyor. Ardından yufka üzerine kapatılıyor. Zaten onun kenarları yağlanmıştı. Onu yine kullanmış oluyoruz. Şimdi yine aynı işlemler. Aynı işlemler. Yağlıyoruz, içi yapıyoruz, seriyoruz. Yine yufka kat kat çıkacak. Ardından fırına mı gidecek? Bu ocak ateşinde. Ocak ateşinde olacak. Kor üzerinde. Tamam. Kor ateşte pişecek ya da ocakta. Hangi imkanınız varsa. Elinize sağlık Ayşe ablacığım. Köy böreğimizde afiyet olsun. Böyle. Sırada tatlımız var. Un helvamız. Gülbahar annemle un helvası. Evet. Çok lezzetli olacak kesin. Malzemelerimizi söylüyoruz. Sıvı yağ var. 2 bardak sıvı yağ. 2 bardak toz şekerimiz var. Döküyorum buna. Dökelim. Malzeme kolay. Bir de un var. Şu ne? Süt o mü? O süt. Sütümüz var. Şimdi sıvı yağını atıyoruz. 2 bardak. Ardından 2 bardak şeker gidiyor mu? Un mu? 3 bardak un. 3 bardak un. Şimdi bu şekeri buna katacağız. Orada ısıtacağız öbür ocakta. Tamam ben ısıtayım mı orada? Ha, tamam. Ben de yan tarafta evet. Üstümüze kattığımız şimdi bunu eritmeye... şeker dolu kabı bir güzel şöyle ısıtayım. Orada da unla sıvı yağ kavrulacak. Kokusu hoş gelmeye başlayınca unun tamamdır. Ben burada sütümü ısıtayım. Şeker eridi. Şimdi kavrulmuş unla buluşacak. Yanmadan götürebilir miyim acaba? Döküyorum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş ekliyoruz. Ve bu süt de yok olana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Ocağımızı da açıyoruz. Rengi değiştiğinde... Biraz böyle kahverengimsi hal aldığında helvamız hazır olacak değil mi Gülbahar anneciğim? Bu kadar işte. Elinize sağlık. Birazdan Taşköprümüzün, Armutlu Köyü'nün muhteşem, lezzetli ve lezzetli yemekleriyle beraberiz. Ayrılmayın. Sağan başkenti Taşköprü'deyiz. Armutlu köyümüzdeki yemeklerimiz hazır. Böyle sarımsak gördünüz. Tamam güzel ama en lezzetlisi, aroması, en keskin, en faydalısı. Tebrik ediyorum Taşköprülü hemşerilerimizi. Hakikaten hakkını veriyorlar. Şifa kaynağımız yemeklerimizdeki. Şurada dursun baş köşede. O da baş köşede. Yemekler çeşit çeşit pek de sağlıklı. Çevirdiğimiz kuzumuz orada. Elinize sağlık. Peki biz neler hazırladık? Un helvamız, güvecimiz, omaç çorbamız, köy böreğimiz. Evet. Hepsi çok güzel görünüyor. İnşallah. Hiç soğutmadan biz tadına bakalım. Önce çorbamızı deneyelim. Omaç çorbası. Havalar soğuk, biraz hasta olmuş olabilir. Tüm
tüm Armutlu köyüne, ablalarımıza, teyzelerimize, çocuklara, amcalara, herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, müthiş bir hazırlık yaptılar lezzet yolculuğu ekibi için. Biz de geleneksel yemeklerini ifadelendirdik. Sağ olsunlar. Yine inşallah geleceğiz. Özleyeceğiz bu güzel diyarı. Lezzet yolculuğu devam ediyor. Yaklaşık tarihi 450 yıl öncesine dayanan bir alandayız. Şu an içinde bulunduğumuz konak bile 200 yılı aşkın bir zamandır burada muhafaza edilmiş. Şimdi bu tarihi konakta Kastamonu'muza ait çok güzel tatlılar hazırlayacağız. Sabiha teyzemle beraberiz. Nasılsınız Sabiha teyzem? Teşekkür ederim inşallah. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş sefa geldiniz Kastamonu'ya. Evet. Şimdi mevsim tam böyle ayvar reçeli yapılacak bir mevsim. Evet. Burada tabii bir dolu reçel hazırlanıyor. Reçeliyle de ünlü. Evet. Şimdi biz hemen ilkbaharda başlıyoruz. Gülden başlıyoruz. Gülün mayasını falan da yapıyoruz. İşte çıktıkça çilekti, erikti, elmaydı, ayvaydı, kızılcıktı. En sonra ayva kalıyor. Ayva kalıyor. En sonra ayva kalıyor. Ayva bahara kadar da yapılabiliyor. Şimdi ayva reçelini hazırlayacağız. Bu tatlımızın ardından katmer var. Şerife ablamızla beraber sizde bir de katmer sürprizimiz olacak inşallah. En lezzetli katmer Kastamonu usulüyle nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Öncelikle ayva reçelimizin malzemeleri ayvalar önceden doğranmış. Bir ölçü ayvaya bir ölçü şeker. Şeker aynı ölçüde olacak. Aynı ölçüde. Şimdi bunu tencereye koyuyoruz. Koyalım mı? Hemen koyalım. Ben ocağımızı yakayım. Şöyle alayım ben bir kere şunu. Sonra şey yapalım. Bakın bunu. Birebir ölçüde. Birebir ölçü. Ayvalarımızın kabuğu soyulmuş. Doğranmış. Çekirdeğini de koyacağız. Onu mutlaka zaten ayvadan ne yapıyorsanız, tatlısını da yapıyorsanız, reçelini de yapıyorsanız o çekirdeğiyle beraber oluyor ne yapıyorsanız. Üzerinden hafif çıkacak kadar su konacak. O kaynar, ayva zaten çabuk pişiyor. Piştikten sonra şekerini koyuyoruz. Biraz kaynayınca limon tuzu koyuyoruz. Ağır ateşte ben onu sobanın üstünde, kışın biraz daha bizim için ekonomik oluyor. Odun sobası yanarken ayva reçeli de yapılıyor. Daha lezzetli oluyor. Benim de bundan sonra yemekleri yemedeki kararım bu Sabiha teyzeciğim. Doymadığını düşünüyor izleyicilerimiz. Evet. Kendime göre bir kepçe buldum. Bundan sonra bununla deneyeceğim çorbaları. Bundan sonra bununla deneyeceksiniz. Ne yapalım? Ne yapalım? Evet. Kararım. Evet. Şimdi bu ağır ateşte yavaş yavaş kaynayacak. Rengi koyulur ve çekirdek onu jöleleştirir. Güzel bir şey olur. Rengi kızaracak, jöle kızaracak, şeklini alacak. Ondan sonra dinlenecek. İnşallah afiyetle İnşallah tadına bakacağız. İnşallah bir sene yenecek. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sırada Şerife ablamızla çok güzel katmer tarifi var. Ayrılmayın. Evet. Katmer zamanı. Şerife ablamız geldi. Müthiş bir katmer hazırlıyorlar. Sizin de evlerinizde hazırlayabileceğiniz, hafta sonlarınızı şenlendirecek, damaklarınızı çatlatacak lezzetiyle müthiş bir katmer geliyor. Bana teşekkür edeceksiniz bu hafta. Şerife abla nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. Hamurları almışsın gelmişsin onları. Evet. Malzemelerimiz nelerdir katmerimiz Malzemelerimiz için? Malzemelerimiz biraz beyaz un, bu ne? Biraz esmer un koyuyoruz. Güneşten mi bronzlaşmış bu? Nasıl oluyor? Bu kavruluyor mu? Nasıl oluyor bu? Hayır. Başka bir şeyden, buğdaydan mı? Evet, başka bir buğday. Bu özel, başka. Evet. Bu ne, limonata mı? Hayır. Ne? Tahinde sıvı yağ. Tahinle hatta sıvı yağını karıştırdınız. Açıkça koyuyoruz. Bunlar çok önemli tiyolar. Bunlar çok önemli püf noktaları. Tahinle sıvı yağ karıştırılmış.
iri taneli tuzumuz var, suyumuz var, kabımız var. Evet. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Önce hamurumuz var. Hamurumuzu hazırlayalım. Bakalım katmerimiz nasıl devam ediyor. Hamurumuz hazır. Evet. Şimdi böyle biraz akışkan olması gerekiyor. Bu şekilde bu kıvamı iyi. Tamam. Evet. Biraz gevşek olacak ona göre. Şimdi unumuzu masamıza serptik ve hazırlamaya başlıyoruz. Evet. Bezelerimizi alıyoruz ve açıyoruz. Hamurlar açılacak. İçine tahinli sıvı yağımız sıvı yağ koyuyoruz. Koyulacak. Sonra son şeklini alacak. Ardından pişirilmeye gidecek. Katmerimiz hazırlandıktan sonra 200 yıllık bu güzel konakta kahvaltı nasıl oluyormuş göreceğiz hep birlikte. Annemiz ve Şerif ablamız çok güzel bir kahvaltı hazırlamışlar. Ve öyle güzel bir yerde şu an kahvaltı tadına bakacağız ki keyif olacak bu tarihi konakta. Hazırladığımız katmerimiz, yine hazırladığımız ayvar reçelimiz burada. Rengine bakar mısınız ne olmuş? Peki bu ekmekleri ne yapacağız? Köy ekmekleri. Ekşi mayadan yapılmış. Sütünüz de burada, zeytininiz. Tadına bakıyoruz. Önce reçelimizi tatmak istiyorum sadece ekmekle. Sabiha annemizin, Şerif ablamızın ellerine sağlık. Bu tarihi konakta muhteşem bir kahvaltı hazırlamışlar bize. İnşallah yine nasip olur. Lezzet yolculuğu devam ediyor. Biraz kahvaltı, biraz güç toplayalım. Daha güzel gezip anlatacağız. We'll be right back.
Yılmaz abi ayaklarınıza sağlık. Sepetçioğlu Halk Oyunları ekibi. Zenginden alıp fakire veren, haklının yanında haksızın ensesinde olan kahraman, halk kahramanı Sepetçioğlu'nun hikayesidir. Bu güzel türküler, bu güzel betimlemeler. Teşekkür ederiz. Bu kültürü dinamik tutuyorsunuz, canlı tutuyorsunuz Yılmaz abi. Ayaklarınıza sağlık. Lezzet yolculuğu devam ediyor. Aklım gitti Hüseyin abi, o nasıl bir dökmekti ya? Yani yavaşımı döktüm, normalde üzerine sıçrayabilirdim. Bayağı hızlı oluyor galiba bu işler. Aynen öyle. Efendim çekme helvayı anlatıyoruz. Çekme helva, Türkiye'nin en lezzetli helvalarından bir tanesidir. Kastamonu denildiğinde aklına çekme helva gelir. Hepiniz çok seviyorsunuz. Peki çekme helva nasıl yapılıyor? Hüseyin abi orada ne yapıyor? Şekeri 155 dereceye getiriyor. Dedim 160 olursa ne olur? Olmaz. 155 derece olacak, ardından bu mermerin üzerine serpilecek. Öyle değil mi Hüseyin abiciğim? Doğrudur. Şimdi bunu döktük buraya. Evet. Bunu soğumasını mı bekliyorsun? 5-10 dakika soğumasını bekliyoruz. Daha sonra bal renginde olan akidemsiz şeker beyazlatılacak. O kollar... Aynen öyle. Kayışlama makinesi adını verdiğimiz makineye sarılarak makinede bu bal renginde olan akidemsiz şeker makinede bembeyaz olacak. Akide şekeri görünümünde olan şekerimiz soğudu. Bu şeker beyaz renk alana kadar o kollarda çevrilecek. Ardından bitiyor mu? Bitmiyor. Yüzlerce, binlerce kat kat o pişmaniye gibi olduğu hali var ya. İşte bakalım o hali nasıl gelecek. Önce kollara gidiyor, beyazlaşıyor. Çok önemli bir meseleyi masaya yatırdık. Ortada sıcak miyane var. Yetmezmiş gibi sıcak şekeri, şeker diyorum artık ben ona, şekeri Hüseyin abimiz getirdi masaya. Peki ne olacak? Geleneksel usullerle çekilecek. Yayın çekiyoruz, helva çekiyoruz. Miyane sıcak, şeker sıcak, sıkıntı çekiyoruz. Başlayalım o zaman. Devam edin, benim ufak bir işim var. Ne kadar hep çalış çalış. Nereye kadar çekme helvanın biraz tadına bakalım değil mi? Nasıl sosta her gün yapıyor. Güzel çekmişsiniz. İşte Osmanlı'dan günümüze kadar geleneksel usullerle yapılan çekme helvanın hikayesi böyle. Çok lezzetli. Ben biraz helva yiyeceğim. Ustalarımızı izliyoruz. Çekme işlemlerinden sonra bakalım neler oluyormuş. Lezzet yolculuğu ardından devam et. Geleneksel, en ünlü Kastamonu yemeklerini anlatacağız. Kastamonu yemeği denince akla benim önce bir defa ekşili pilav geliyor. Semra abla senin ne geliyor? Ekşili pilav.
Başka? Bandıma, tirit, etli ekmek, tavada. Hepsini bir çırpıda hazırlar mıyız? Tabii hazırlarız. Yapar mıyız bunları birlikte izleyicilerimize? Yaparız, yaparız. Meşhur yemekler işte bunlar. Şimdi biz önce galiba ekşili pilavımızla başlayacağız. Çünkü evet. Bayağı bir malzeme evet. Var. Ekşili pilav inanılmaz çok malzemeyle yapılıyor. Kastamonu'da evet. En lezzetli pilavlardan bir tanesi. Malzemelerimizi Semra ablacığım anlatalım izleyicilerimize. İki gün süre oldu bunları saymak. Şimdi dereotuyla başlayalım. Dereotu. Evet. Siyaz bulguru. Siyaz köylerde bulgur yetişir. Köylerde oluyor genelde. Özel bir bulgur. Özel bir bulgur. Evet. Siyaz bulguru. İri ve renkli olur. Kuru soğan doğranmış. Çok ince doğranmış. İnce doğranmış. İnce doğranmış domates. Ebem gümeci ve üzüm yaprağı karışımı. Ebe gümeci. Üzüm ebem yaprağı gümeci. Yani bu... karışımı. Maydanoz ve yeşil nane karışımı. Yeşil nane ile maydanoz karışımı. Salçamız. Bunlar baharatlarımız. Yoğurdumuz. Normal köy yoğurdu. Köy yoğurdu. Baharatlarımız var. Yine kimyon, pul biber, kuru nane, karabiber, tuz. Bol tereyağı ve sıvı yağımız da var. Karışık. Artık evet. Başlayabiliriz ekşi pilavımıza. Ben ocağı yaktım bile biraz önce, çok başlamadan güzel. Önce. Tenceremiz ısınsın. Evet, şimdi çok güzel. Sıvı önce biraz sıvı yağ koyacağız. Ülkemiz sınırlarındaki en ilginç pilav bence. İçinde yoğurt var. Yani demlenece suyuna yoğurt da katılıyor. Bulgurlar yumuşayana kadar kaynayacak. Evet. Bekliyoruz. Bulgurlar pişecek. Pişecek. Ardından kızarmış tereyağı. Naneli kızarmış tereyağı birlikte. Dökeceğiz üzerine servise hazır ondan sonra. Elinize evet. Sağlık. Afiyet şimdi olsun. Şimdi sırada ne var? Banduma mı? Tirit. Ya da bandıma hangisini isterseniz onu yapalım. Bakalım ne gelecek, bekleyin. Sırada banduma var. Yani bandırmaktan geliyor banduma. Burada öyle söyleniyor değil evet, mi? Banduma. Banduma. Burada banduma diye. Bandırma değil. Banduma. Banduma. Banduma da hindi suyu var. Evet, hindi suyu. Hindi eti. Hindi etimiz var. Ceviz, tereyağı, yufka, bandumalık serme. Bir de servis kabımız. Bak, bunu bakır da yapacağız sahanımız. İnşallah. Evet. Bakırda. Şimdi bu kaynadı. Bu tavuktan olmuyor değil mi? Banduma hindiden olması hindi lazım. Suyu. En güzel orijinali. En özelliği hindi suyu. Hindi suyu. Köy hindi tavuğu da olabiliyor kaynadı. Ama hindi suyu kadar lezzetli olmuyor. Yani yoksa hindi. Hindilerin yani, hepsini yemişse Kastamonu hemşerilerimiz. Köy tavuğundan da olabiliyor. Köy tavuğu devreye giriyor. Evet. Hindi suyumuz tamam. Tereyağımızı kızartıyoruz. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ne için? Bir an önce bandurabilmek için. Evet. Şimdi başka ne lazım sana? Başka bu Semra ablacığım. Bu kadar. Bu kadar. Bekliyoruz. Evet, tereyağımız, hindimiz hazır. Tereyağımız kızarmak üzere. Kızarsın. Yeterli. Yeterli. Tereyağımız, hindi suyumuz burada. Önce hindi suyuna bandırarak. Yufkalar hindi suyuna battı. Sonra tereyağına. Yetmedi tereyağı. Bandırıp döşüyoruz. Ortası böyle balık sırtı mı olacak? Evet. Yüzgeç aynen, gibi. Aynen öyle olacak. Şekil çok ilginç. İki tane yufka yapıştırılıyor. Üçgen bir şekilde yukarıya doğru balık yüzgeci gibi çıkacak vaziyette. Yani köpek balığı şekli gibi şöyle bakınca. Bandumanın olmazsa olmazı tereyağını da üzerine göndersem gezdiriyoruz. Oo. Tereyağını da ondan sonra bunu bir de fırına veriyoruz ama. Yetmiyor. Bir de fırına. Fırına veriyoruz. Taş fırına ondan girip. Ondan sonra hazır mı? Üzeri pembeleşiyor. Tekrar az bir tereyağı döküp servise. Üstteki cevizler hazır. De tereyağıyla kızarıyor mu? Tabii. Azıcık. Biraz pembeleşiyor. Tamam. Elinize sağlık. Banduma da böyle. Afiyet sırada olsun. Ne var? Muhteşem bir yemek var. Tirit. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Bedava mı sandım, para bildim aldım. Müzik
meşhur tiriti, türkülerde geçen o lezzetli, besleyici tiriti anlatmaya başlıyoruz. İşin içinde kel simit var. Hafif bayatlamış kel simit. Peki tirit için malzemelerimiz nelerdir Semra ablacığım? Gene onun da kemik suyu. Bunda bu sefer kemik suyundan kaynıyor. Oluyor özellikle. O yüzden çok besleyici. Evet. Kel simitlerimiz doğrandı. Doğrandı. Kıymamız kavrulacak. Tuzumuz. Tuz, sıvıya. Sarımsaklı yoğurt. Öyle mi? Tabii ha, üzerine doğru. Sarımsaklı yoğurt sarımsaklı dökeceğiz. Sarımsaklı yoğurdumuz bol tereyağımız var. Gene özelliği. Hazırlayalım o zaman malzemelerimiz burada. Başlayalım. Kemik suyumuz kaynadı. Kaynadı. İçine simitlerimizi gönderiyoruz. Evet. O erirken biz tiridimizi hazırlayalım. Olur. Tabana simitlerimiz mi gidiyor? Evet. Semra ablamız gerekli hazırlıkları yaptı bakır kabımızın içine. Finalde tereyağıyla şöyle bir şov var. Tereyağını dökeceğiz. Sunuma hazır olacak. Hazır olacak. Bundan sonra sırada etli ekmek var. Ama önce tereyağı şov. Kastamonu'ya gelip geçtiğiniz zaman etli ekmek yemezseniz üzülürsünüz. Kastamonu abilerimizin de göbekli olan büyük bir kısmının suçlusu etli ekmek. Etli ekmek. Hamur işi olduğu çok için. Çok karıştırıyorlar, çok kaçırıyorlar. Evet, biraz evet. Ya, başladı mıydı bir kere? Durulmuyor. Yiyorlar. Tarifini paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi mutfakta da normal hazırlanabiliyor yani etli tabii. Ekmek. Malzemelerimiz nelerdir Semra ablacığım etli ekmek için? Kıymamız, çekilmiş kıyma, çekilmiş rendelenmiş soğan. Rendelenmiş değil mi olacak? Rendelenmiş olacak, evet. Var. Bir tane yumurtamız, yumurtamız var. Kimyon, karabiber, pul biber. Tuzumuz. Tuzumuz. Yoğrulmuş önce. Yoğrulmuş hamurumuz. Su, un var. Ve tuzla bu yoğrulmuş hamur. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Yine burada sıvı yağımız var. Ekmeği yağlamak için. Fırçamızla beraber ekmeği yağlayacağız. Biz böyle bir bakır sacımız var. Evet. Yakayım mı altına yoksa önce bir hazırlık var mı? Tabii etimizin içini hazırlayalım tamam. Önce. Buyurun. Ekmeğimizi yufkamızı açtık. Şimdi tembellik yok değil mi öyle hazır falan evet. Değil. Böyle açacaksınız açacağız. Yerde hamurunu hazırlayacaksınız. Orijinal bir etli ekmek evet. Yapmak istiyorsanız usul bu. Bunun dışında bir şey olmuyor. Ondan sonra. Şimdi sulu kıymamızı. Malzememizi sereceğiz içine. Sulandırdığımız için kolay da seriliyor tabii, yani. Tabii sulandırılmasa zaten koyamayız. Ocak yandı sacımız ısınıyor. Katlıyoruz. Gönderiyoruz. Ardından yağlıyoruz. Kenarlarını kapatıyoruz. Servise hazır oluyor. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Kastamonumuzun en meşhur dört yemeğini anlattık size. Semra ablamıza teşekkür ediyoruz. Birazdan türküler eşliğinde, tabii Kastamonu türküler olacak, muhteşem bir sofrayla karşınızda olacağız. Canı gönülden alkışlıyorum. Müthiş ses, müthiş bir ekip efendim. Şimdi Bedesten'de yemeklerimiz hazırlanmış. Tarihi Kastamonu yemeklerimizin en meşhurları, en ünlüleri, nam salmış. Türk müziği topluluğumuz da tabii ki en iyisi olacaktı. Şehri Dilara Türk müziği topluluğuna çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.
bir türkü daha gelecek. Belki potpourri yaparız. Kastamonu yemekleri çok güzel. Önce yemeklerimizin tadına bakalım. Neler hazırlamıştık hatırlatalım. Ekşili pilav. Ardından tirit, banduma, etli ekmek. Önce ekşili pilavımızı hazırlamıştık. Deneyelim. Kastamonu'ya etli ekmekle birlikte veda etme vakti geldi. Kastamonu'nun hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Geleneksel kültürümüzde, asil tarihiyle Kastamonu'nun yeri, Kastamonu'nun hemşerilerimizin yeri çok farklıdır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz bu güzel yemekler için ve misafirperverlikler için. Yarın yine aynı saatte farklı bir ilimizde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Sizleri Kastamonu'muzun güzel eserleriyle bu güzel toplulukla baş başa bırakıyoruz. Bedava mı sandın, para benim aldım.